Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2023 YKS sonuçları açıklandı ve puanlarımızı gördük. Yığılmalar mı var, neler var konuşalım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söylemeliyim ki her sene sonuçlar açıklandığında öğrencilerde bir hüsran olur. Neden bu hüsran olur? Her zaman için öğrenciler en pozitifi düşünürler. Fakat ne yazık ki beklediklerinin biraz altında gelir. Bu işte sıralamalar netlerim iyiydi ama sıralama düşük geldi. Burada bir yığılma oldu, beni kötü etkiledi fikirleri hiçbir zaman değişmez. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Doğru, hiçbir zaman hedeflediğimiz tam böyle mükemmel sonucu alamayabiliriz. Ancak sonuçlarımızın elbette ki bir anlamı var. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Örneğin bugün 200 bininci sıralardaki bir öğrencinin üzüldüğünü görüyorum. Ya kötü bir sıralama yaptım, ben bununla ne yapacağım vesaire şeklinde. Sınava yaklaşık 3,5 milyon kişi girdi. 100 bininci sıralamalarda bir yere geldiyseniz aslında %3'lük bir dilime girmişsinizdir. Yani 100 kişiden yaklaşık olarak 3. olmuşsunuz. Bu fena bir başarı değil. Lütfen kendinizi bu noktada azımsamayın, küçümsemeyin. Aynı şekilde 200 binli sıralarda %6'lık bir dilime tekabül ediyor tüm sınava giren öğrenciler arasında. Dolayısıyla yaptığınız şey aslında bir başarı. Fakat istediğiniz bölümler, hedefler çok yüksekse, işte tıp fakültesi, hukuk fakültesi gibi çok ileri noktalarda hedef olursa tabii ki bu noktalara yerleşmeniz zor. Ancak bulunduğunuz dilimlerde elbette ki güzel bölümler var. Çok farklı meslekler var ve Türkiye'de genç öğrenci, bu genç iş gücünü kapsayacak öğrencilerin bu zamana kadar çok dikkatini çekmemiş, biraz ekstrem diyebileceğimiz fakat hem kazançlı hem de geleceği biraz daha garanti olan meslekler var. Tercih dönemlerinde zaten bunları açıklayacağız. Sizden ricam, sonuçları aldınız ve kabullendiniz. Yığılmalar var, doğru. Her sene benzer yığılmalar oluyor. Bunların hemen sonuçlarını YÖK Atlas'ta artık gidebileceğiniz üniversiteler mi olur? Bulunduğunuz bölümlerde tercih edeceğiniz şehirlere göre değerlendirmelerinizi yapın lütfen. Ve buna göre kendinize bir liste oluşturmaya başlayın. Bu listeyi hemen zaten vermeyeceksiniz biliyorsunuz. Bu liste yüzlerce defa değişecek belki. Yüzlerce abartı oldu ama onlarca defa değişecek. Çünkü acaba şu bölümü de mi tercih etsem, bu bölümü de mi tercih etsem diye bazı şeyler düşünün. Fikirler değişecek kısacası. Ama bir yerden başlamamız lazım. Sıralamanızı biliyorsunuz. Artık bu sıralamayı tercih robotlarında araştırın. İstediğiniz bölümlere bakın. O istediğiniz bölümler hangi üniversitelerde tutuyor? Hangi üniversitelere yerleşebiliyorsunuz? Lütfen bunları dikkatli bir şekilde inceleyin. Ve umuyorum ki gönlünüzdeki yerlere yerleşirsiniz. Fakat hep söylüyoruz. Lütfen sıralamalarınızı küçümsemeyin. Her bir puan diliminde çok güzel üniversiteler, çok güzel bölümler var. Gitmek istediğiniz bölümler yeter ki zihninizde net olsun. İstemediğiniz bir bölüme asla ve asla gitmeyin. Çünkü her yıl yüz binlerce öğrenci üniversite imtihanında bir yere yerleştiği, hatta okuduğu, bitirdiği halde tekrar sınava hazırlanıyor. Bunu istemiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sonuçlar açıklandı. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Artık tercih döneminde görüşeceğiz. Hepinize başarılar.